Şimdi burada gördüğümüz gibi hem genel mahpus sayısı içerisinde kadın mahpusların azınlıkta olması yani rakamsal olarak hem de bu toplumsal cinsiyet eksenli bakış açısının da bir sonucu olarak aslında kadın mahpusların özgün ihtiyaçları görülmüyor. Burada onlara yönelik bir cinsiyet körlüğü bulunuyor. Yani kadınların özgün ihtiyaçlarının karşılanmaması, işte hapishanelerin mimari yapısından yeme içme düzenlerine, kıyafet ihtiyaçlarına, aile ziyaretlerine, hapsetmenin alternatifinin geliştirilip geliştirilmemesine göre özgü ihtiyaçlarının karşılanmamasının kendisi aslında bir kötü muamele yaratıyor. Dolayısıyla aslında burada yapısal olarak bir yeni düzenlemeye gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınların görünür kılındığı bir yeni düzenlemeye gidilmesi gerekiyor. Fiziksel şiddet anlamında biz de başvurular alıyoruz. Aldığımız başvurularda geçtiğimiz yıllara göre artış olduğunu söyleyebilirim ben de. Buralarda da bu yani iddiaların etkili olarak soruşturulması gerekiyor. Soruşturulmadığı ve cezasızlıkla sonuçlandığı takdirde bunlar yaygınlaşacak olan uygulamalar. Bunların önüne geçilmesi için etkin soruşturmalar yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ki kamunun vicdanı da bu anlamda rahat edebilsin diye aynı zamanda. Bize gelen başvurular arasında aslında yani her bir ihlal aslında bir yapısal sorunun, bütünlüklü sorunun bir parçası olduğu için yani bazen içeriye pul alınmaması, bazen istenen kitapların alınmaması, bazen işkence ve kötü muameleye maruz kalınması, işte bunların her biri aslında yapısal bir sorunun parçası. O yüzden bunlar arasında bir hiyerarşiye gidemiyoruz. Yani daha önde, daha geride olan ihlallerden bahsedemiyoruz. Ama bu yıl bizim de gündemimizde ki iki şeyden bahsedebilirim. Bunlardan birisi kadın yoksullaşması. Biliyorsunuz ekonomik kriz toplumu çok etkiledi. Tabii bu hapishaneleri de etkiledi. Hapishanelerdeki insanlar zaten sosyolojik yapıya baktığımızda genel olarak yoksul ailelerin çocukları diyebiliriz. Ve bu insanların dışarıdan bir gelirleri çoğunlukla yok. Aileleri tarafından destekleniyorlar. Şimdi ailelerinin ekonomik durumunun olmaması halinde bu insanlar da bir gelire sahip olamamış oluyor. Kadınlar özelinde kadın kimliklerinden kaynaklı makbul kadın rolünün dışına çıkıp hapishane alanının bir parçası olmaları sebebiyle aileler tarafından yalnızlaştırılma, damgalanma gibi şeyler olabiliyor. Bu da onların maddi gelire ulaşamamasına ayrıca sebep olabiliyor. Çünkü bildiğiniz gibi yani dış dünya ile iletişim aile aracılığıyla, telefon görüşleri, mektuplaşmalar aracılığıyla gerçekleşiyor. Ya da işte avukat görüşleri aracılığıyla gerçekleşiyor. Şimdi yakınları da kadınları yalnızlaştırdığında bu iletişim kesilmiş oluyor. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. Hapishanelerde 3 öğün yemek ve aydınlatma elektriği dışında her şey ücretli. Yani ped ihtiyacından işte içme suyuna kadar dışarıyla iletişime geçmesi gereken pula, kahvesine, iç çamaşırına kadar birçok şey kantinde satılıyor. Ve kantinde satıldığı için de dışarıdan alınamıyor. Kantinde satılan malzemeler de gittikçe yani genişletiliyor da denilebilir. Dolayısıyla dışarıdan alımının kabul edilmemesi uygulaması da genişliyor. Dolayısıyla dışarıdan kargoyla da aslında insanlara yakınları tarafından gelebilecek malzemeler, ihtiyaçları azalıyor. Bunların hepsi de bir maddi gelire tekabül ediyor. Peki ailesi dışında yani ailesinden ekonomik olarak desteklenmeyen mahpuslar hapishanelerde ne yapacaklar o zaman? Yani ya çalışıyorlar ya da çalışabilmenin de belli koşulları var. Bu koşullardan bir de iyi hal gösterme koşulu. Bir hapishanede çalışanlardan birazdan bahsederiz koşullarından. Bir de hapishanede çalışamayan mahpuslar var. Siyasi mahpuslar hapishanelerde çalışmayı bir ekonomik sömürü olarak gördükleri için tercih etmiyorlar. Aynı zamanda iyi hal şartı bulunduğu için de onlar çalışamıyorlar hapishanede. Bir de ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpuslar var. Onlar da hapishanede çalışamıyorlar. LGBT artı mahpuslar da hapishanelerde çalışamıyorlar. Yabancı uyruklu mahpuslar da yani bürokratik engellerle karşılaştıkları takdirde hapishanelerde çalışamayabiliyorlar. Bu insanlar birbirleri arasında yani adli mahpuslar açısından genellikle bahsedebiliriz bu şekilde. Mesela birbirinin çamaşırını yıkamak suretiyle işte ihtiyaçlarını karşılamak gibi alternatifler yaratmaya çalışabiliyorlar. Bu mesela onlar arasında çamaşırı yıkayan ve yıkanan arasında bir
aslında hiyerarşiye sebep oluyor. Ezilen ilişkisine sebep oluyor diyebiliriz. Aslında biz yoksullaşma meselesine ilişkin ücretsiz ped istiyoruz hapishanedeki mahpuslara. Hapishanelerde ücretsiz ped istiyoruz kampanyasını yürütüyorduk. 2017'de başlattığımız bir kampanyaydı bu. Burada da şeyden bahsediyorduk. Cinsiyete özgü ihtiyaçların gözetilmesi temel sağlık hakkıdır. Kadınlar da menstruasyon döneminde hijyen malzemelerine, pede ve tampona ücretsiz olarak ve ayrımcılık gözetmeksizin erişmelidir diye kampanya başlattık. 88 kadın ve LGBT artı örgütü bu kampanyaya imzacı oldu. Bu çalışmaların sonucunda Ceza Tevkif Evleri Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre hapishane idarelerine bir talimat geçildi ve işte kadınlara bunların ücretsiz başvuru yapmaları halinde ücretsiz dağıtılması yönünde talimat geçildiğinden bahsedildi. Kadınlar da artık bu kampanyadan haberdar olan kadınlar idareye başvurarak bunları ücretsiz olarak almaya çalışıyorlar. İdare bu başvurularını reddettiği takdirde de idarenin red kararına yönelik infaz hakimliğine başvuruyorlar. Buralardan çoğunlukla lehe kararlar çıkıyor ve erişebiliyorlar bunlara. Ama hala kanunda buna yönelik bir ya da yönetmelikte buna yönelik bir hüküm yok. Bu hükmün de getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir çalışmamız var.